Efendim kendisini geçtiğimiz günlerde de ağırlamıştık ve bize çok önemli bilgiler vermişti. Bugün de birlikte yine çok önemli bir konuyu, boşanma sürecini konuşacağız. Tüm merak edilenleri anlatmak üzere avukat Selin Kıran bizimle birlikte stüdyomuzda. Hoş Merhabalar. Geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? İyi, sağ olun. Sizi gördüğüme çok çok sevindim. Ben de öyle. Yanlış bir şey söylemedim herhalde. Son yıllarda özellikle siz gelince buraya oturunca da aslında bunu söyledik biraz. Kendi aramızda da konuştuk. Özellikle pandemi döneminde... Çok fazla gördüğümüz. Nasıl Türkçeleştireceğimi bilemedim. Yani son 3 senedir çok çok fazla çiftlerin aynı evde yaşamaya başlamasıyla beraber. Bu kadar çok yaşamasıyla. Bu kadar çok yaşamaya başlamasıyla beraber. Aynen öyle. Çok fazla arttı. Evet. Ve geçen bölümde söylemiştim. Biz artık 1-2 yıllık evlerden ziyade 25-30 yıllık evleri boşamaya başladık. Torun torba sahibi çiftleri boşamaya başladık. Çünkü bence pandemi döneminde tanıdığı insanlar birbirini. Ya bu bir gerçek. Peki mesela farz edelim ki bir boşanma süreci nasıl başlıyor? Çok değişik değişik hikayeler. Ben kendim de yani zaten aslında bildiğim konuları çok da fazla sorarken zorlanıyorum ama kendimle ilgili benim değil ama bir arkadaşımın başına gelmiş gibi konuşalım. Şöyle bir şey oluyor diye düşünüyorum. İki taraftan bir tanesi önce bir bekliyor galiba. Bir tarafın daha bu. Psikolojik sonucu. Açıdan mı yoksa normal hukuki süreçte bir hukuki danışmanlık? Hukuki süreçle ilgisi galiba farklı farklı danıştıkları kişilerin fikirleriyle çok etkilendiklerini yani düşünüyorum. Zaten insan nasıl bir süreç oluşuyor kafaya sizce? Koyuyor bir şekilde yani çiftlerden bir tanesi ben boşanacağım diyor. Diğer taraf velev ki boşanmak istemiyor. O sırada hazır değil. O sırada hazır aynı değil. Fikirde ama hazır değil. Evet. Tabii, bravo. O süreç içerisinde de uzmanlardan destek alabiliyorlar ya da bir şekilde danışmanlık alabiliyorlar bu süreç içerisinde. İşte nasıl yapmalıyım? İşte çocuk varsa çocukla ilgili ne yapmalıyım? Çocuğu nasıl hazırlamalıyım gibi. Bunlar tabii bilinçli çiftlerden bahsediyorum. Tabii ki pedagoglardan falan yardım alınıyor bildiğim onun kadarıyla. Onun dışında bilinçsiz çiftler de söz konusu olabiliyor. Onlar da tamamıyla mal varlığı peşine düşen çiftler. İşte ben biraz daha bekleyeyim. Öyle kişiler geliyor ki bazen bize müvekkiller. Ben işte bir süre daha evli kalayım. O süreçte evlilik birliği içerisinde şunları şunları da aldırayım. İşte bir araba ya da bir ev alınacaksa bir sene sonra boşanayım. İşte o evlilik süreci içerisinde alınan şeylerden ben de boşanırken yararlanayım diye bunu tamamen ticarete döken maalesef ki kişiler de olmaya başladı. Artık iyice dejenere olmaya başladı aslında bakıldığında toplumda. Hiç insanın aklına gelmeyecek şeyler. Yani peki, bunları planlıyorlar. Ama mesela şöyle bir şeyden kaynaklı da olabilir mi? Ben de yanlış anlamayın. Sadece buna bir sebep bulmaya çalışıyorum. Yani normal aklımda bulamadığım için. Şöyle bir şey. Çekişmeli boşanma olacağını tahmin ederek, öngörerek böyle bir şeyin yapılmasından mı bahsediyorsunuz? Çünkü normalde kanunlarla bildiğim kadarıyla haklar aslında bir raddeye kadar. Yarı yarıya. Öyle mi? Yani evlilik birliği içerisinde alınan tüm mallar. Yarı yarıya. Tamam. Evlilik öncesi ya da miras yoluyla kalanlar varsa. Evet. Ama işte daha fazla gelir elde edeyim. Tamam, daha çok mal varlığı olsun, daha çok bölünsün şeklinde davrananlar da olmuyor değil tabii bu peki, aşamada. Bu işe yarıyor mu? Yanlış anlaşılmasın kullandığım. Ya soruyu başka şekilde soracağım bir durum yok. Yani aslında işe yarıyor mu derken psikolojik açıdan çiftleri çok yıpratan bir süreç. İki ev, yani bir evin içerisinde iki yabancı sadece belli bir teknikte boşanmayı düşünen ama işte belli bir süre daha bunu mal varlığı ya da ekonomik gelir için sürdürmeye çalışan çiftler. Yarıyor mu derken tabii ki de eğer o süre içerisinde kişiler yine evlilik birliği içerisinde mal varlığı kazanımı devam ediyorsa boşanırken tabii ki de yarı yarıya oluyor. Ama bunlar... kanunda ayrılıyor. Eğer miras yoluyla kaldıysa kişiye o zaman hiçbir şekilde kişisel hak olduğu için hak iddia edilemiyor. Ama onun dışında yapılan işte biraz aslında kanunen farklı farklı seçenekler var. Örnek veriyorum. Kişi işte eşi iş yerinden ayrılıyor. Kıdem tazminatı alacak. O kıdem tazminatına eş ortak. Yani böyle de bir durum söz konusu. Boşanma durumu söz konusu olursa o kıdem tazminatıyla... Şu anda konu bir anda tatsızlaştı öyle söyleyeyim. Kıdem tazminatıyla senin yüzünü de gördüm öyle söyleyeyim. Çünkü ben de aynı şekilde şaşırdım. O da sonuçta miras gibi hak kazanılan bir hak i̇şte değil mi? İşte kanun onu o şekilde öngörmüyor. Diyor ki kıdem tazminatınız evlilik birliği içerisinde eşiniz işten ayrıldı ve kıdem tazminatına hak kazandıysa örnek veriyorum 100 bin lira. O 100 bin liranın 50 bin lirası diğer eşe ait. Böyle bir durum yani, söz konusu. Tamam ya beni yanlış anlamayın. Ben şu an hiçbir şey sorgulamıyorum sadece anlamaya çalışıyorum. Peki o zaman mirası bundan farklı hale getiren şey nedir? Miras ya ve bağış ne gibi yolları. Durumlar bundan dışında Şimdi şöyle ki çünkü evlilik birliği içerisinde
olsa da miras kalsa da sonuç itibariyle bir anneden ya da bir babadan direkt olarak soy bağıyla ilişkisi olan kişilerden kaldığı için onunla ilgili hiçbir şekilde hak iddia edilemez. Aloji'den geldi bir soru. Manevi tazminat kazandıysa? Manevi tazminatta da hak iddia edilemez. Tamamıyla maddi tazminat. Nasıl? Bunlar hep Yargıtay içtihatları ve işte kanuni, yani kanun yasalarla, medeni kanunda geçerli olan yasalarda ilişkilendirilmiş şeyler aslında. Aa, çok ilginç. Ama daha çok Yargıtay, yani yerleşmiş Yargıtay içtihatlarından biz yola çıkarak bu tarz içtihatlar söz konusu. Hmm. Yani direkt olarak işte kıdem tazminatı ya da mesela diyelim ki şans oyunları. Siz şans oyunlarından... Onu soracaktım. Onu size soracaktım. Ama o bence bölünüyordur herhalde diye düşünüyorum. O da bölünüyor. Tabii o normal, o mantıklı. Şans oyunları da bölünüyor. Onu anlayabiliyorum. Yolun ama kıdem tazminatı falan çok yapıldığı için biliyorum en azından. Maddi tazminat da bölünür. Hmm. Ama manevi tazminat yine bir kişisel haktır. O yüzden onda yine bir hak iddia edemez kişi, aynı mirasta olduğu gibi. Aa bak güzel. Çok spesifik, çok bak, değişik bak, şeyler. Bak Rejide'den çok değişik sorular geliyor. Bu arada yanlış anlaşılmasın. Rejide evli yok. Yanlış anlaşılmasın. Şu an sorular geliyor ama mantıklı sorular geliyor. Ne dediler biliyor musunuz? 10 yıllık kıdem tazminatından mı bahsediyorsun? 10 yıllık kıdem tazminatının 5. yılında mesela boşandım. Yani evlendim. Yani 10 yıl, yani ben 5. senesinde evlendim diyeyim yani, hı hı, çalışmaya başladığım yerde. Öyle bir şeyden mi bahsediyoruz değil hiç mi? Fark etmez. Kıdem tazminatının tamamı yarısı diyor. Diğer eşe ait. Sinirler bozuldu yani şu an. Yani boşanma sürecine giriliyorsa yasal haktan diğer taraf faydalanır. İşte eşim şu tarihte evlilik birliği içerisinde, hı, şöyle bir kıdem tazminatı almıştı. O tazminattan da örnek veriyorum, belki bir ev alındı ya da bir araba alındı. Yine o evin ya da arabanın değeri ölçülüp onun yarısı yine diğer eşi oluyor. Tabii bununla ilgili de ayrıca bir mal rejimi davası açılması lazım. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Yine beni yanlış anlamayın. Ben sonuçta haddim olmayarak belki böyle bir şey söylemiyorum. Çok kusura bakmayın, izleyicilerimiz de kusura bakmasına. Belki aynı sorular onların da akıllarına geliyordur. Çünkü şu anda anlamakta zorluk çekiyorum. Yani nakit olarak mesela dediğimiz gibi işte mesela bir kıdem tazminatı, hı-hı, geldi bana. Para olarak hesapta duruyor. Duruyorsa evet, paylaşıyorum. Paylaşılıyor. O parayla bir, o mesela o bana mesela bir ev alındıysa ile aynı şey değilmiş gibi geliyor. Ama işte musunuz? Yine o parayla da ev alınsa yarı yarıya. Bu bayağı değişik seçeneklerle. Çok değişik. Yani şimdi peki şöyle mesela de bir şey var. Bizim sizinle aslında daha önce konuştuğumuz bir konu vardı. Sözleşme, evlilik sözleşmesi konusu konuşmuştuk. Yani evlilik sözleşmesi yapılırken bu tip şeylerin hepsi tabii öngörülebiliyor mu? Koruma altına alınıyor. Tamam peki. Tabii ki de öngörülebilir. Zaten o yüzden de çok fazla. Çünkü kişiler bilinçlenmeye başladı artık. Bu tarz durumlarla, yani evlilik sözleşmesini bazen kişiler diğer tarafın önüne koyduğu zaman tamamen ilişki de bitebiliyor. Tabii o çünkü tat öyle kaçıran bir şey aslında. Konusu. Çünkü işte bunu aslında sizinle de, hı-hı, konuşmuştuk yine aynı şekilde. Evlenmeden önce bu kadar güzel, mutlu bir beraberlik, bu kadar güzel bir kurum içerisine girilirken sonunu düşünüyor olmanın verdiği bir rahatsızlık fikri var tabii ki. O insanları rahatsız ediyor. O da bir risk yani, bitirebilen de olabiliyor. Ama aslında devam bu gibi durumların oluyor söz konusu olduğunu insanlara anlatıyorsak da aslında öncesinde sözleşme yapılıyor olması yani bence herhalde. Yani bu tamamıyla kişilerin haklarını, çıkarlarını, hmm, koruyucu bir sözleşme, hmm, oluyor tabii ki de. Peki mesela benim size ilk sorduğum konulardan bir tanesi. Taraflardan bir tanesi hazır değilse, hı hı, asla da hazır olmayacaksa, istemiyorsa. Çeşitli hikayeler görüyoruz, duyuyoruz. Bir aldatma olayı olabilir. Taraflardan bir tanesi hala karşı tarafı seviyordur. Hı hı. Ya da bir hırs yapmıştır ya da filan. Yani bunu böyle çeşitleyebiliriz herhalde. Tabii ki de. Sonsuz hikayeler duyuyorsunuzdur. Biz de kendi hayatlarımızda duyuyoruz. Bir taraf kesinlikle istemiyorsa süreç nasıl ilerliyor? Çekişmeli boşanma. Hmm. İsteyen taraf davayı açtığı zaman çekişmeli olarak yine normal süreçte devam ediyor. Ve o zaman kusur oranlarına bakılıyor. Normal süreç dediğiniz süreç nedir? Yani en az bir iki sene, üç değil seneyi gözden çıkarmak gerekiyor. Bu da sadece yerel mahkemede. Hmm. Bir de bunun üst mahkeme süreci var. Çünkü şimdi boşanmada aslında kazanma ya da kaybetme bir şey diye bir şey yok aslında. Yani boşanma İki söz konusu oluyor. Bence. Evet. Bunun dışında işte eğer işin içerisinde ekonomik yine çıkarlar, o boyut giriyor. Bununla ilgili işte taraflar birbirine kusur oranında tazminat, şu kadar tazminat istiyorum. Diğer taraf diyor ki hayır işte sen kusurlusun, ben bu kadar tazminat istiyorum. Ya da nafaka, velayet gibi konular. Bunlar işin içine girdiğinde belki de sadece bu oranda bir kabul söz konusu oluyor. Bunu da istinafa taşıyabiliyorlar. Yine istinafta da bir iki sene gibi bir süreç. Yani bakıldığı zaman aslında çekişmeli boşanma çok uzun süreler. Yine geldi bir soru galiba. Yüzümden anlatıyorum. Evet. Çünkü Reji'den bir soru geldi şu anda. Siz bana bakmayın, çok acayip bir şey söylediler. Çünkü hiç aklımın kürsüsünden bile geçmeyecek bir şey. Soracağım size mutlaka.
Dediğim gibi yani 2-3 seneyi bir kere gözden çıkarmaları gerekiyor çiftlerin çekişmeli boşanmalarda. Peki eskiden yani ben mi yanlış biliyorum? Yanlış anlamayın lütfen. Taraflardan bir tanesi çok uzun süre evde yani aynı evde yaşamıyorlarsa artıkla ilgili böyle bir konu vardı diye hatırlıyorum ben. Değil mi? Aile bütünlüğü zaten bozulmuşsa eğer aslında bir durumu hızlandıran bir süreç miydi? Belli bir süre ayrı yaşandığı takdirde bunu da tabii ki de mahkeme göz önüne alıyor. 2 yıl, 3 yıl gibi ayrı yaşama söz konusuysa, çiftlerin hiçbir şekilde birlikte karı koca hayatları yoksa, bunu da ispatlayabiliyorsa taraf, tabii ki de süreç hızlanıyor. Tanıklarla bunu ama hızlanma diyorsunuz, yine hala 2-3'ten bahsediyoruz. Yani şöyle sana. Aslında bakıldığı zaman süreç, yani tüm totalde 1 yıl, 1,5 yıllık bir süreç. Ama Türk mahkemeleri... Anlaşmalı ise hemen... Anlaşmalıysa tekcelse ama çekişmeli de normalde de bakıldığında 1-1,5 yıllık süreç maalesef ki mahkemelerde da dosyalar çok fazla olduğu için dosya yoğunluğundan dolayı aslında biraz da bu kadar uzuyor. Çünkü bir celseden sonra en az bir 5-6 ay geçmesi gerekiyor diğer celseye girmek için. O yüzden aslında uzama, yoksa normal şartlarda daha kısa sürede tabii ki de belirlenebilir. Şimdi soruya geldi. Geliyor, hissediyorum. Ben çünkü ilk kez böyle bir şey, yani rejiden geldi, soruyorum. Sosyal medya kullanımı boşanma sebebi çok fazla oluyormuş. Oluyor maalesef. Tartışma sebebi olabiliyor. Bunu biliyorum. Tartışma sebebi olabiliyor. Direkt boşanma sebebi. Yargıtay direkt benim bununla ilgili. Benim bir arkadaşımın başına gelmiş olabilir. Ama yani gerçekten sebep olarak gösterilebiliyor yani mu? Bu hukuken Yargıtay'ın vermiş olduğu bir içtihat. Sosyal medyada çiftlerin birbirini işte sanal yolla aldatması ya da biriyle yazışması, bunu dile getirme vesaire gibi konular. Ben anlamadım. Yani bir hesabın olması bile sebep olabiliyor gibi geldi. Yanlış ama şöyle şeyler olabiliyor. Çiftler bazen boşanma sürecinde kendini haklı gösterebilmek adına diğer çifti fake hesap açarak, başka bir kadın ya da başka bir erkekmişçesine yazışarak bunu delil yaratmaya çalışabiliyorlar. Ama bu bir suç mesela. Ha öyle mi? Tabii bu ortaya çıktığında bunu boşanma sebebi olarak kullanan diğer taraf direkt olarak suç duyurusunda bulunabilir. Çok ilginç. Yani bu tarz değişik olaylarla da karşılaşıyoruz. Çok ilginç gerçekten. Tabii. Peki gerçekten değişik bir soru daha geliyor. Sosyal medyada eşlerin birlikte yer alan fotoğraflarını boşandıktan sonra taraflardan biri kaldırmazsa bunun bir yaptırımı var mı? Var. Gülüyorum, yanlış anlamayın. Bunlar bana çünkü çok sürpriz şeyler. Şimdi yani şöyle zaten... taraflardan biri istemiyor diyelim, boşandı ve ben artık beraber o kişinin hesabında fotoğrafımın olmasını istemiyorum diyor. Diğer tarafta işte bunu hırs haline getirebiliyor, kaldırmak istemiyor falan. Bu kişiler... oraya buraya kadar olabiliyor gibi geliyor. Tamam, okey. Ama bu noktada? Bu noktada iş cezai yaptırıma da girebiliyor. Kişisel verileri yayma suçu. Sonuç itibariyle sizin kişisel hakkınız, siz anayasal bir hak istemiyorsunuz diğer tarafta bir fotoğrafınızın olmasını ya da işte bir hesapta. Bunu kaldırmadığı takdirde aynı karşı şekilde taraf görülüyor. Anladım, tamam. Şimdi böyle söyleyince tanıdık geldi. Ben de ben demeyeyim ama böyle mesela insanların istemediği şeylerin paylaşıldığı yerler oluyor tabii ki. Önce uzlaşma yoluna gidilip ama sonra işte tabii olmazsa ki... Olmazsa direkt kişisel verileri yayma suçu. O çerçeve altında bakılıyor buna da. Tabii. Tamam. Yani mesela sevgililerde de aynı şekilde, sadece evli çiftleri düşünmemek lazım. Sevgililer birlikteyken işte fotoğraflar konuluyor. Ayrıldıktan sonra taraflardan bir tanesi silmek istemiyor ya da dursun diyor vesaire. Diğer taraf bunu istemiyorsa bu da yine aynı şekilde Yargıtay içtihatlarında bir yaptırımı olan bir şey. Bana rejiden soru yağıyor. Yani bunlar sanki gerçekten bu konuda herhalde biliyorlar da diyor, herhalde böyle şeyler soruyor. Mesela özel günlerin tarihlerinin unutulması da sebep olarak yani şöyle... Bu Yargıtay'ın bir kararı, evet böyle bir karar var. Boşanma sebebi olarak yine gösterilebilir. Direkt olarak işte bunlar sen benim günümü... olaylardan kaynaklı tabii, yapılan kararlar mıdır? Tabii, yani emsal kararlar. Yani tabii ki sen benim günümü unuttun, hadi ben gidiyorum, boşanıyorum şeklinde değil de yine bu boşanmaya karar veren taraflardan birinin başına sıkça geliyorsa eşi sosyal ortamda yalnız bırakmak. Mesela işte siz davetlere sürekli eşiniz olmadan tek başına
gidiyorsunuz. Eş sürekli işte işte ya da gelmiyor evde vesaire gibi. Bu tarz durumlarda aslında psikolojik şiddet. Sonuç itibariyle eşin sürekli olarak yalnız başına bırakılması, özel günlerin, doğum günlerinin ya da yıl dönümlerinin unutulması, kutlanmaması gibi bunlar süreç halinde ekseriyetle devam ederse bu da tabii ki bir boşanma sebebi kabul ediliyor. Tamam. Şimdi ciddi bir, yani yanlış anlamayın, daha önceki sorular gayri ciddiymiş gibi değil ama yani aklım biraz almadığı için şey geldi. Aslında çok güncel ve çok da herkesin başına gelebilen şeyler. Öyle özellikle mi? Son dönemde çok fazla. Ha, hiç yani insan bilmeyince galiba biraz ya, böyle gerçek dışı gibi geliyor. Anlaşmalı boşanmalarda hiçbir sıkıntı yok. Zaten direkt gidiyorsunuz, tek çelsede bitiyor. Ama çekişmeli boşanma işin içine girdiği zaman o çiftlerin arasında sonsuz o kadar değişik, sonsuz bir sebepler ve kusurlar ortaya çıkıyor ki. Tamam, anladım. Bununla da ilgili zaten emsal kararlar ve yargıtay içtihatları zaten insanların başına gelen şeylerden ortaya çıktığı için bu tarz içtihatlar, kararlar ortaya çıkıyor. Daha bir sonraki görüşülen duruşmalarda, davalarda yardımcı olunsun tabii, diye. Tabii tabii, emsal. Çok böyle yani çünkü anladığım kadarıyla kaybolabilirsiniz. Keskin de sebepler değil. Şeyinde, evet. Denizinde. Çok engin, çok uzun. Evet, fark yani, ettim şu anda. Peki şöyle bir şey, çok geçerli ve tanıdık gelen demeyeyim ama geçerli gelen bir durum var önümde şu anda. Kadın hamileyken tarafların boşanma davası açması durumunda velayet ve nafaka nasıl belirlenir? Kadın hamileyken boşanma davası görülüp sonuçlanırsa ve kadın hamileliği boşandıktan sonra da devam ediyorsa o süreçte velayet aslında askıda. Çünkü henüz çocuk doğmamış oluyor. Bununla ilgili kadın boşandıktan sonra ve çocuk doğduktan sonra tekrar bir velayet davası açılması lazım. Ama zaten bakıldığı zaman yeni doğmuş bir bebek anneye ihtiyacı olduğu için ve süt tabii bebeği ki olduğu için annede kalır ama sonuç itibariyle yine de bir velayet davası açılması gerekiyor. Ama bazen öyle durumlar söz konusu oluyor ki kadın hamileyken boşanma davası çekişmeli bir şekilde açılıyor. Bu süreçte kadına bir yoksulluk nafakası bağlanıyor diyelim. Çocukla ilgili tabii ki de bir nafaka bağlanmaz doğmadığı için. Tedbir nafakası adı altında kadına bir nafaka verilebilir, belirlenebilir. Boşanma gerçekleştikten sonra çocuk doğduğu takdirde bu iştirak nafakasına dönüşüyor. Yine bununla da ilgili ayrı bir dava sürecine girilmesi lazım. Peki mesela çekişmeli dava, biz sizinle galiba bu evlilik sözleşmesi konusu konuşurken de konuştuğumuz bir konuydu. Özellikle bunlardan, velayetten ve nafakadan bahsederken hani mutlaka tekrar hatırlayalım. Belki o bölümümüzü izlememiş olan izleyicilerimiz vardır diye de hemen sorayım size. Mesela nafaka bağlandı. Yanlış tabirler kullanıyorum. Boşanma davası içerisinde boşanma mi? Davası, evet. Tamam. Sonucunda mı demem lazım? Boşanma davası. Boşanma davası devam ederken de bağlanabilir. Ha, öyle mi? Tabii. Tedbiren eğer tarafın ekonomik geliri yoksa diğer taraftan boşanma davası devam ederken ekonomik anlamda kendini yürütebilmesi için bir nafaka bağlanıyor. Boşandıktan sonra o nafakanın tabii şeyi değişiyor, değeri değişiyor. Hangi tarafın istediği önemli değil mi bu arada? Evet. Yani hangi tarafın ekonomik geliri düşükse. Hayır. Boşanmayı hangi tarafın istediğinin bir etkisi önemli var mıdır? Yok. Peki tamam o zaman. Şöyle bir şey sorayım hemen size. Nafaka bağlandı. Nafaka ödenmiyor. Evet. Bu gibi durumlarda. İcrai yaptırımlar. Tamam. Bir icra açılabilir diğer tarafa. Bununla da ilgili ya da ama keza tazminat da aynı şekilde herhalde. Tabii tazminat ve bununla ilgili icra takibi başlatılabilir. Ama eğer kişinin herhangi bir üzerine bir mal varlığı yoksa ya da SGK'lı vesaire değilse bununla da ilgili yine nafakayı almakta sıkıntı çekebilir diğer taraf. Bununla da ilgili işte bazen zorlama hapisleri söz konusu olabiliyor. 3 günlük, 15 günlük gibi. Ödemeyen tarafa böyle bir yaptırım uygulanabiliyor. O söylediğiniz şey mesela işte diyorsunuz ya böyle hikayeler siz daha çok yaşıyorsunuzdur diye biliyorum. Tahmin ediyorum. Ama ben bunu gerçekten duyduğum için hemen size sorayım. Kişi boşanma davası açıldıktan sonra üzerindeki eşyaları, malları daha doğrusu birinin üzerine geçirdiğinde peki bunun takibi nasıl yapılıyor? Şöyle ya da bunun ki, hak iddiası? Muvazalı satış zaten direkt olarak hani belli. 1 lira kötü niyetle 100 lira yapılabilir. Tabii. Gibi değil mi? Bununla ilgili boşanma davası süreci içerisinde bir işlem yapılmaz. Bununla ilgili ayrı bir dava açılması lazım. Mal rejimi davası. Burada karşı tarafın kötü niyetli olduğunu ve evlilik birliğin boşanma davası sürecinde mallarını başkasına aksettirdiğini kanıtlayabilmesi lazım. Tabii ispat külfeti vesaire. Yine bununla da ilgili bir dava söz konusu oluyor. Eğer haklılık payı varsa eşe verilen malların yine yarısı ödeniyor. Yani mal varlığını ister üstüne geçirsin ister geçirmesin. Tamam. Peki son sorum da şu olsun. O da rejiden geldi. Rejide
büyük karışıklık var şu an bunu söyledim. Bu süreç içerisinde manevi olarak zarara uğradığını iddia ederek... Taraflardan biri. Evet, taraflardan biri. Boşanma davasının, çekişmeli boşanma davası süresince manevi bir şeye maruz kaldığını iddia ederek tekrar tazminat davası açabiliyor mu? Aynı dosyanın içerisinde yeni bir olgu yaratamaz. Bununla ilgili ayrı bir dava açılabilir ya da boşanma davası açılırken ben evlilik birliği içerisinde işte şu şiddete uğradım, işte manevi anlamda yıprandım vesaire diyerek bir dava açabilir. Bunlar tabii sınırlı, o dilekçeler teatisi vesaire tamamlanana kadar bu tarz taleplerin verilmesi lazım. Eğer daha sonradan bir talepte bulunuluyorsa aynı dosya içerisinde görülemiyor. Peki. Çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Zor bir süreç. Hem sizin için hem bunu yaşayan insanlar için herhalde. Maalesef ki. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Sohbetimizin sonuna geldik. Dileriz yardımcı olabilmişizdir en azından aklımızda sorular vardıysa. Ama programımız devam ediyor. Bizden ayrılmayın lütfen.